Seni çok sevdi bak. Diyor ki gelebilir miyim diyor. Şırdanlarımızı almak için Fatih'e hepimizin MasterChef'ten tanıdığı Şırdancı Mehmet Usta'nın yanına geldik. Evet, nasılsın? Saygılar, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şırdan'da şifa ve her şey var, mutluluk var. Şırdan'ın olduğu evde de dert olmaz yani. Hoş bulduk. Evet, bu benim canlı olarak hayatımda gördüğüm ilk şırdan. Canlı şırdan ama sana diyor bağımlı şırdan. Şu şırdanı şimdi elimle yediğin zaman şu lezzetlerini görüyorsun. Bununla yediğin zaman bağımlılık yapıyor. Ve bütün hastalıkta kurtuluyorsun. Aşk hayatında mutlu oluyorsun. Yani bunu yediğin zaman doktordan da uzak duruyorsun. Nasıl doktordan uzak duruyorsun? Çünkü şifayı alıyorsun. Allah Allah. Ve ne kadar derdin varsa da o derdini bak hadi hasta gibiyim biraz zaten böyle biraz sesim şey. Rivayete göre bir çift şırdan yemiş mutlu olmuş. O da kimdir? Ben eşim. Yedek mutlu olduk. Sonucu 4 çocukta bulduk. Allah devamlı edersin. İnşallah o mutluluğu sen de yakalarsın. Allah Allah olsun. Sağ olasın. Şöyle. Şırdan bana mısın? Sana çok güzel bakıyor şu anda. Yani bir sevgiyle bakıyorum. Bak çünkü güzel bakmasaydı kafası düşerdi. Kafası dik duruyor. Çatalı tutuyorsun. Yok ama bırakırsan bile bak dik duruyor yani. Şöyle yatmıyor. Çünkü bu seni şu an çok sevdi. Sen sevdin mi onu? Ben mi? Bir yersen belki seversin. Gelsin mi? Seveleri kavuşuralım. Bak geliyor abicim. Kapat gözünü. Bunun sunumu ama beni sunumu gerdi şu an bu. Yok vallahi kapat gözünü abicim. Ama gerçekten çok mutlu olacağız. Ve güzel ısırdınız. Vay çok güzel. Gerçekten vallahi çok güzel. Ben dedim ya. Şimdi şırdan. Ne bulgur mu bu? Bu içinde pirinçtir. Ama o kadar diri kalıyor ki damağa bile daha iyi gelsin diye. Bir sırtar ver o zaman. Sen dayanamazsın artık bitti. Her akşam buraya kaçacaksın. Her akşam 12'de şu masayı sana ayırıyorum. 12 bir sıralarında. Bak tadı nasıl biliyor musun? Kokoreç, dışında kokoreç olan bir dolma gibi. Evet. Değil mi? Dışında dolma gibi ama şimdi kokoreç dolma diyoruz ama bunun tadı anlatamıyorum. Yaşatıyorum. Yaşatan kişi anlatıyor.